Dostlar merhabalar. Dördüncü bölümün dokuzuncu köşe taşında kalmışız en son. Buradan hiç hız kaybetmeden hemen başlıyorum dostlar. Bira bismillah diyorum ve başlıyorum dokuzuncu köşe taşımın birinci sorusuyla. Bakalım ne diyor? Şu verilen değerleri bir yazalım biz. HC ile 5'in toplamı diyor. O zaman biz HC'ye bir isim verelim. X diyelim. Bu X ile 5'in toplamı AH'a eşittir diyor. Yani şurası X artı 5 olacak o vakit. Buna göre de HC yani X nedir diye bir soru sormuş. Öptik bağıntısı sorusu dostlarım. Çünkü diklikten diklik indiğini gördüğüm her soruda eğer istersen ben öptik yapabileceğimi biliyorum. Öptik şuydu. Diklikten inen dikliğin karesi yani 6'nın karesi 36 eşit olacak hipotenüste ayrılan parçaların çarpımına. Bu bizim birinci öklit bağıntımızdır dostlarım. Normalde 7 tane öklit bağıntısı var. Bunlardan ilki ve en önemlisi de budur. En çok çıkan karşımıza. H kare P çarpı K'ye eşit. Yani X çarpı X artı 5. Şimdi burada direkt düşünerek de bulabilirsiniz dostlarım. Hiç şu x'i içeriye dağıtmayalım. Bir şeyle 5 fazlasının çarpımı. 4 ile 9'dur bu. Demek ki x 4 olacak ki burası da 9 olsun. Demek ki sorumun cevabı 4'tür dedim. Geldim 2 numaralı soruya. Burada da Öklit bağıntısı yapıyorum. Önce şu küçük dik üçgende bakın şuraya h dersem. Şu minik dik üçgende diklikten diklik inmiş görüyorsunuz dostlar. O halde h kare eşittir 9 çarpı 1. Yani 9 neyin karesi 9'dur? 3'ün. O yüzden h 3. Şimdi büyük dik üçgende bakın diklikten diklik inmiş canım kardeşim. O zaman diyorum ki şurası toplam 12. 12'nin karesi eşittir 9 çarpı şurası. 9 çarpı 1 artı x'tir diyorum. Peki 12'nin karesi 144. 144 9'la 16'nın çarpımıdır. Demek ki 1 artı x eşittir 16 olacak. X eşittir 15 geldi dostlarım. Evet 3 numaralı sorudayız hemen geçtik. Dikdörtgenmiş. Dikdörtgende bilmem gereken bütün açılarının 90 derece olduğudur ki. Bakın şuraya h dediğim takdirde diklikten diklik indi. Şu alt tarafı hiç görmeyin dostlarım. Şurayı kapattım. Üst tarafa bakın. Diklikten diklik indi. Birinci öklit bağıntımı yapıyorum. H kare eşittir 4 çarpı 9. 4 ile 9'un çarpımı 36'dır. Demek ki H 6 geldi. Nereyi soruyor bize? FE'yi soruyor. Şuraya da X diyelim. Şimdi bu X'i bulmak için de bir de şu diklikten bakın şuraya bir diklik indirmiş dostlarım. Bir de buradaki dik üçgenden bir öklit bağıntısı çakalım. Bunun dikliği 4. O zaman 4'ün karesi yani 16 eşittir. X çarpı şuradaki 6 olacak. 6X. Hemen 6'ya böldük. 16 bölü 6 çıktı. X dediğimiz uzunluk. Cevabımız 16 bölü 6. 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 3 ve Adana'yı işaretliyorum dostum. Evet 4 numaradayız. Bakın yine diklikten diklik inmiş. BC'yi 10 vermiş. O halde şurası 10 eksi x'tir. Şimdi 4'ün karesi yani 16 eşittir. X çarpı 10 eksi x olacak. Öklit bağıntısının kuralına göre x ile 10 eksi x'in çarpımı olacak. Şimdi x'e ben 8 demeyi düşünüyorum dostlarım. 2 ya da 8 olacak. 8 desek de olur. 8 dersem bakın burası 2 oluyor. 8 kere 2 16. 2 desem de oluyor. 2 dersem burası 8 oluyor. Yine 2 kere 8 16. Hangisi şıklarda var? 2 var şıklarda. Demek ki x 2'ymiş dedim. Evet 9 numarayı gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 10 numaralı soru 10 numaralı köşe taşındayız. Ve birinci sorusu. Dikdörtgen demiş, 3 demiş, 12 demiş, DE nedir diye soruyor. Şimdi bu dikdörtgense burası da X'dir, burası da X'dir diyelim dostlar. Şimdi ben burada benzerlik yapacağım dostlar. Şunu da aklınızdan çıkartmayın. Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı varsa o soruda AB 90 benzerliği yapabilirsiniz siz. Hemen bakın şu üçgenin, yazmıyormuş bu kalem. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgeni benzerleyeceğim ben şimdi dostlar. Şöyle yapacağım bakın. Şuraya küçük a, şuraya da b diyeceğim.
A 90, o zaman buraya da B kaldı. B 90, şuraya da A kaldı. Hadi şimdi benzerleyin. Şu üçgende A'nın karşısı 3'tür bölü bu üçgende A'nın karşısı X'tir. Eşit. Bu üçgende B'nin karşısı X'tir. Bu üçgende B'nin karşısı 12'dir. Yani X kare eşittir. İçler dışlar yapıyorum. 36 X eşittir. 6 geldi dostum. Çok klasik bir sorudur. Benzerlik işledikten sonra daha kolay gelecek bu soru size. Hani direkt buradaki şunun karesi şu parçayla şu parçanın her zaman çarpımına eşittir de diyebiliriz. Evet, bir kenar ikiye bölündüyse orta taban yapın demiştik. Şimdi burada da öyle yapacağız. Öncelikle şu ADDC'ye eşit, buraya da X diyelim. BC'yi 20 vermiş. Bakın şuradan aşağı bir diklik indirelim biz. Şu dikliği. Ve şu 4 ile bu orta taban oldu. Demek ki burası 8. BC'yi 20 vermiş arkadaşlarım. Tamam. DEX nedir diye bir soru soruyor bize. DEX de şurası. Şuna K diyelim. Bu da K oldu. Şurası da 20-2K oldu. Hadi şimdi bir öklitimizi çakalım ilk önce. Şunu yapalım. Diyelim ki, ya da şuradan mı diklik indirseydim? Neyse aynı şey olacak zaten. Şuradan hemen 8'in karesi 64. 20-2K ile 2K'nın çarpımına eşit olacak arkadaşlarım. Öklitten. Şuradaki 20-2K ile 2K'nın çarpımı. Önce 2'ye bölelim şurayı. 32 olsun. Sonra bakın şurada da 2 parantezini alırsak şöyle oluyor. 32 eşittir. 2 parantezinde 10 eksi k çarpı k var. 2'ye de bölelim biz bunları. 16 oldu burası. Az önceki köşe taşındaki sorunun aynısı oldu. Şimdi k ya 8 ya da 2 olacak dostlarım. Hadi 2 diyelim ilk önce k'ya. 2 verelim. Ama şurada bir şey demiş bakın. EDC açısı EDC. Şuradaki açı DCE şuradaki açıdan daha büyükmüş. Yani şu büyükmüş, şu da küçük olanmış dostlarım. Demek ki bu büyük dediğine göre 4'ten daha büyük bir sayı olacak buradaki K. O zaman biz K'ya 8 diyelim. Demek ki K 8 olacak ki burası da 8. Bakın burası 2 yapıyor. 8 kere 2 16 geliyor. O zaman buraya 8 yazıyorum. Buraya da 8 yazıyorum artık ben. Bana da x'i soruyordu. 4 var, 8 var. Hatırlayın ilk köşe taşında öğrettik. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne oluyordu? Küçük olanın yani 4'ün kök 5 katı. O halde cevap 4 kök 5'tir dedik. Hiç Pisagor'a gerek kalmadı. Evet, 3. sorumuza geçtik biz de böylelikle. Bakalım ne diyor. ABC dik üçgen. Tamam. BC'yi 10 vermiş. Buranın tamamı 10. Şuraya o zaman 10 eksi x diyelim biz. Alan ABC'yi de 15 vermiş. DCX nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi ilk önce alanı konuşalım. Bir üçgenin alanı tabanı ile, ki bunun tabanı 10, yüksekliğini yani AH'ı çarpıyorum, şuna H diyelim, 2'ye böldüğümde alanı veriyor. Yani 15'i veriyor. Peki şununla şu sadeleşsin. 5 kaldı. 5H, 15 ise H eşittir 3 geldi. Burası 3'müş. Şimdi Öklit bağıntısını çakalım hemen dostlar. 3'ün karesi 9 eşittir X çarpı 10 eksi X olacak. Bakın bu durumda X'e 1 desek biz, 1 desek. Şurası 10 eksi 1'den 9 olur. Yani X 1'miş. Bunu bulduk zaten, bize de X soruyormuş. Başka da bir şeye gerek kalmadı. Evet, 4. sorumuza bakıyorum şimdi. Şimdi diyor ki 3 var, 13 var. AC 13'müş, şuranın tamamı 13. AB X kaçtır diye bir soru soruyor. Ben hemen şuradan da bir diklik indirdim. Ve 3 ise burası kesinlikle 6'dır dedim. Bakın artık şuna alışalım. Öklit yapacağım ben burada. Şuraya X desem, şuradaki uzunluğun tamamı şu kısım 13 eksi X olur. Diklikten diklik indiği için 6'nın karesi 36, x çarpı 13 eksi x olacak ki sen bu durumda x'e ya 4 diyeceksin canım kardeşim ya da 9 diyeceksin dostum. 4 diyelim, 4 dersek burası 9 oluyor. Bakın buraya 4 dedim, x 4 ise şu kısım 9 oluyor.
Burada zaten 4 mü demeliyim için 9 deyince de sağlıyor x'e ama şuradaki açının büyüklüğüne göre de 4 demem gerektiğini anlıyorum dostlar. Hemen şurada da AB'yi soruyor. Pisagor'u çakıyorum. 4, 6. Şuna k diyelim. K kare eşittir 4'ün karesi 16 ile 6'nın karesi 36'nın toplamına. Yani k kare eşittir 52. K eşittir 2 kök 13 çıktı. Kök 52, 2 kök 13 demektir çünkü. Evet, 10 numaralı köşe taşı da bitti. Hemen 11 numaralı köşe taşına başladık. Birinci sorumuzla bakalım ne diyor. Odaklanmasını da ayarladık. Yine bir Öklit bağıntısı sorusu. Şimdi burada isterseniz iki tane Öklit bağıntısı da kullanabilirsiniz. Ya da bir Öklit, bir Pisagor da kullanabilirsiniz. Ya da sadece bir tane Öklit bağıntısından da çözebilirsiniz soruyu. Şimdi birinci yol şu. Önce şuradan h kare eşittir 6 çarpı 3'ten h'ı bulurum. Sonra şuradan da bir Pisagor çakarım. X'i bulurum dostum. Ama iki tane işlem yapmaktansa Öklit amca bizim için bir Öklit bağıntısı daha bulmuş. Bir bağıntı daha bulmuş. O da şu. Yandaki dik kenarla ilgili bir bağıntıdır. X ile de ilgili yazabilirsin. Y ile de ilgili aynı bağıntıyı yazabiliyorsun. Şimdi Y için şöyle yazıyor. Y'nin karesi eşittir. Şu parçalar var ya, hipotenüsteki parçalar. Yakın olan alıyorsun önce çarpı tamamını alıyorsun hipotenüsün, yani 9'u. Şimdi bize tabii x lazım olduğu için x için yazıyorum ben. X kare eşittir önce yakın olan 3 çarpı hipotenüsün tamamı, yani 9. O halde x kare eşittir 27, x eşittir kök 27. Kök 27 dışarıya 9 çarpı 3 olduğu için 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 3 içeride kalır. 3 kök 3 olarak çıktı dışarıya. Evet, ikinci soruya geçtik biz de. Hemen şurada yanda verilen DC'ye x dediğinizde diyor AD x ile 1'in toplamı olacak diyor. X artı 1. Hadi yandan Öklit'i çakalım. 6'nın karesi 36 eşittir yakın parçası x çarpı hipotenüsün tamamı, yani 2x artı 1. Şimdi düşün, DC'yi soruyor. X kaç olursa olur. Mesela 2'yi deneyelim, şıkları deneyelim. 2 yazdım. Burası 5 oluyor. 2 çarpı 5, 10. Bu değil. 3 yazarsam 3 çarpı 7 oluyor. 21. Bu da değil. 4 yazarsam burası 4, 8, 9 oluyor. 4 kere 9, 36 olduğundan doğru cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 3 numaralı sorudayız arkadaşım. Bakıyoruz ne diyor. AB'yi 2 kök 5, HC de BH'ın 4 katıymış. Yani K'ya 4K olsun demiş. Hadi yan kenarın Öklit'ini yapalım. 2 kök 5'in karesi eşittir. Yani 20 eşittir. Yakın parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani K çarpı 5K. Peki buradan 5 ile 20'yi sadeleştirirsek 4 eşittir k çarpı k, yani k kare gelir. E neyin karesi 4'tür? 2'nin. K'yı biz buradan 2 bulduk. Peki nereyi soruyor? BH'ı, yani k'yı soruyor. O halde cevap Bursa'dan geldi. 4 numaralı sorudayım dostum. BH ile 3'ü toplarsan diyor. Şimdi BH'a bir isim verelim, x diyelim. Bununla 3'ün toplamı da AB'ye eşitmiş. Şurası x artı 3'müş. BC'yi de 12 vermiş. O halde burası 12 eksi x olacak canım kardeşim. Buna göre AB nedir diye soruyor. Hadi yan kenarın Öklit'ini çakalım. X artı 3'ün karesi eşittir. Şöyle yazayım ilk etapta. Önce yakın parça x çarpı hipotenüsün tamamı 12 idi. 12 yazıyorum buraya da. İşte bu işlemin sonucundan da AB'yi bulacağız arkadaşlarım. Hadi gelin şurayı bir açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 6x eşittir. Burada da 12x oluştu. Şu 6x'i bu tarafa atalım. 9 burada dursun. 6x buraya gelirse 6x olur. X kare de bu tarafa gelirse eksi x kare olur can kardeşim. Şimdi buradan yine çarpanlar ayırmayla falan uğraşmak istemiyorum ben dostlar. Ne yapacağım? Şıkları deneyebilirim. Mesela ya da şöyle x'e 1 desem olmuyor. 2 desem 12'den 4 çıkıyor 8. 3 desem 18 oluyor. 3 deyince 9 oluyor. Bakın x'e 3 deyince sağlıyor dostlar. X 3'müş.
Bizden AB'yi istiyor. Yani x artı 3'ü, yani 3 artı 3'ü 6 geliyor sorumun cevabı. Hemen çevirdik. 12. köşe taşındayız. 1. sorudayız dostlar. Odaklanmayı ayarladım. Şimdi BH, HC'den küçükmüş. BC'yi de 15 vermiş. AB nedir diye soruyor. Bize burayı soruyor. Biz şuraya A desek burası 15 eksi A'ymış. Bunu da bilelim. Şimdi önce birinci ökleti yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir. A çarpı 15 eksi A'ydı. 15 eksi A. Birinci ökleti karıştırmayın. Parçaları ayrı ayrı çarpıyoruz. Şimdi yine buradan değer verelim mi dostlar? 3 desek mesela A'ya. Burası 12 oluyor gördüğünüz üzere. Demek ki A 3. 3 ile 12'nin çarpımı çünkü 36. Peki x'i soruyordu bize. Gelin şu dik üçgenden de Pisagor yapalım. X'i iki yolla bulabilirim. Ya yan kenarın öklitini yaparım. Yani az önceki köşe taşındaki gibi. Ya da buradan Pisagor yaparım. Pisagor daha kolayıma gitti. Çünkü dik kenarlara baktım. Biri 3, biri 6. Biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katı demiştik. Bakın bu Pisagor bağıntısı çok sık çıkacak karşımıza. Biri diğerinin 2 katı olan Pisagor bağıntısı. O yüzden buna alışmakta fayda var. Evet, DAC 90 derece, burada bir 8 var. AD nedir diye de bir soru sormuş bize. Yine neler geliyor aklıma? Mesela bir muhteşem üçlü yapsam mı diyesim geliyor. Şurada 4 var, burada bir 8 var. 1'e 2 oranı varsa, bir de 90 derece varsa muhteşem üçlü yapın demiştim size dostum. Hadi bir deneyelim mi bakalım. Böyle tükenmezli de çiziyoruz ama inşallah olacak. 4 diyelim, 4 diyelim. Şurası da 4 oldu. Bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı arkadaşlarım. Ve biz ikizkenar görünce geometrinin birinci farzı der ki tabanına diklik indir. A'ya da indirdim. Şimdi taban 6, 3, 3 diye bölecek. Şurası 3 olacak, şuraya da 1 kaldı. Şimdi sadece şurayı kapatayım. Dik üçgene bakın arkadaşlar. Diklikten diklik inmiş oldu böylelikle. Şuna H diyelim biz. H kare eşittir. Şu parça 1, şu parçaysa 7. 1 çarpı 7'ye eşit oldu. Demek ki H kare 7. AD'yi soruyor, X diyelim. Biraz küçük çizilmiş ama olsun. Şuradaki Pisagor'dan da X'i bulalım. X kare eşittir. H kare artı, şurası 1'di dostlarım, 1'in karesi. Yani X kare eşittir. H kareyi ne bulduk biz az önce? 7. Artı bir de 1. Yani 8 geldi. O halde x eşittir kök 8. Kök 8 de 4 çarpı 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama diğer 2 içeride kalır. Yani cevap 2 kök 2 Ceyhan'dan gelir. Evet, 3 numaradayız dostum. Bakalım neler yapacağız. Bakın bir kenar 2'ye bölünmüş. Bir kere öncelikle buna da şöyle muhteşem 3'ten tık tık koyalım. Şuradan artık orta taban yapacağımı ben biliyorum dostum. Şu orta tabanı çakalım. Ve burası da 2'ye bölünmüş olacak. Toplam 10 ya. 5, 5. Yani şurası 5. Şuraya da 3 yazalım. DE'yi soruyor bize. DE şurası X'tir. Şurada da bir H var. Gelin ya önce H'ı bulalım. Sonra Pisagor'dan X'i bulalım. Ya da direkt X'i de bulabiliyordum değil mi? Bakın diklikten diklik indi. Yan kenarın öklitini yapalım. X kare eşittir. Yakın olan çarpı tamamı. Yani 3 çarpı 8. 24 yapıyor bu da. Yani x eşittir kök 24. Bu da 4 çarpı 6 ya dostum. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 6 içeride kalır. 2 kök 6 olur Pisagor bağıntısında. Evet, 4 numaradayız. Bakın yine bir üniversite sınav sorusunun kopyası. Bu arada az önceki 3. soru da üniversite sınav sorusuydu ve her soru bankasında göreceksiniz bunları. Şimdi burası 6. Tamam hocam. Şurası bir kareymiş. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya A dersek burası da A. Burası da A. Demek ki burası da A. Şuraya B dersek burası da B. Şimdi bizden tüm dikdörtgenin alanını istiyor. Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımıdır. Yani A ile A artı B'nin çarpımını istiyor bizden. Hadi gelin bakın şurada bir diklikten diklik inme olayı var. Ökleti çakalım. Hatta yan kenarın ökletini çakalım biz dostum. Diyelim ki 6'nın karesi yani 36 eşittir. Yakın olan çarpı tamamı.
Yani A çarpı A artı B'dir diyelim. Lan bizden zaten burayı istemiyor muydu bu adam? E o zaman cevap direkt 36. Bulmuşuz bile çoktan. Farkında olmadan bulmuşuz. Evet dostum. 12 numara da tamamdır. Bunu da hallettik. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Goberler.